TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. Sözümüzün sonunda sanal dünyaya yolculuğa çıkacağız sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi konuğumuz internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mescî ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve bizi bugünkü konuğumuzla buluşturuyor Sayın Mescî, Hayal Akademisi kurucu ortağı ve sosyal medya iletişim danışmanı Ercüment Büyükşener. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sosyal medyadan mı bahsedeceğiz? Tabii, bugün biraz sosyal medyadan hem de kurumsal firmaların sosyal medyada nasıl bir yön izlemesi konusunda biraz bahsedeceğiz. Ki Ercüment Bey bu konuda oldukça fazla deneyimi var. Ama ondan evvel Ercüment Bey'i bir tanıyalım kısaca. Ondan sonra hani konuşmamıza devam edelim. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben 25 Ocak 1984 doğumluyum. Dijital iletişim ve pazarlama üzerine firmalara danışmanlık veriyorum. Hayal Akademisi adında bir sosyal medya iletişimi şirketim var. Ve bu şirketle beraber yurt dışında danışmanlık verdiğim bazı firmalar var. 2003 yılında başlayan bir hikaye aslında bu. 2006 yılına kadar kişisel olarak birçok şirkete web sayfası ve internet üzerinde neler yapması gerektiklerini anlatmıştık. Daha sonrasında bir Sony Vaio ile devam eden bir hikaye var. Orada da şu anki görevim olan Sony'nin Vaio dizüstü bilgisayarları için Türkiye'deki sosyal medya iletişim danışmanlığını ve uzmanlığını sürdürüyorum. 2006 yılında da başlayan bu hikaye 2010 yılına kadar devam etti ve halen de devam ediyor. Bu yıl itibariyle de Zarakol Halkla İlişkiler'de Zarakol 2.0 departmanında danışman olarak iş hayatımı sürdürüyorum. Bu şekilde bir özet geçmiş olayım. Bu önemli bir nokta çünkü markaların bir sosyal medyayı nasıl sosyal medyadaki bir hamleyle nasıl yukarı çıkartacağı veya değer kaybettireceğini aşağı düşüreceğini anlatabilecek önemli bir nokta. Gene Ercüment Bey'in açtığı bir sitede koştu. Sosyal Vaio Türkiye. Yanlış hatam. Sony Vaio Türkiye. Pardon. Sony Vaio Türkiye.com. Biraz bu projeden bahseder misiniz? Bahsedebilir misiniz? Bu aslında bir markanın neler yaşadığını ve ne durumdan ne duruma geldiğini biraz bize hani anlatması için, markaların görmesi için güzel bir örnek olabilir. Tabii ki. Orada da demin söylediğim gibi hikaye 2005-2006 yılında başlıyor. Sony Vaio Türkiye.com ismini Sony'den bağımsız bir şekilde satın aldım. Yani bu herkesin satın alabileceği şekilde. Ve burada Sony Vaio dizüstü bilgisayar kullanıcılarını bir araya getirdim. Ve bir araya getirdikten sonra da burada nasıl bir etkileşim yaratırım, marka adına neler yapabiliriz konuşmaya başladık. Ama tekrarlıyorum, yani markadan bağımsız bir kuruluştu bu. 2006 yılının tamamında bu şekilde devam ettik. Ve dedik de bu süreci daha sonrasında offline ortama, yani etkinliklere taşıdık. Ve bu etkinliklerde bowling turnuvaları yaptık, birlikte kahvaltılara gittik ve bu markanın dikkatini çekti. Ve 2007 yılında markadan gelen bir teklifle, ki bu teklif Türkiye'den değil yurt dışından, Belçika'dan, markanın merkez ofisinden geldi. Ve bu kulübü ve bu kullanıcıları kendi içlerine katmak istediklerini söylediler. Çünkü internet ortamında binlerce kullanıcının olduğu ve marka adına içeriğin üretildiği bir yer marka için çok değerliydi. Yani ben şunu mu anlıyorum? Aslında marka hakkındaki düşüncelerini insanlar iyice paylaştıkça bunun bir önemli bir site olduğunu bu marka fark etti. Evet. Evet, yani bu önemli bir nokta. Demek ki burada bir internetin ve sosyalleşmenin, internette sosyalleşmenin gücünü gösterdiniz. Önemli nokta zannedersem buydu. Tabii ki. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında şöyle bağlayabiliriz. Günümüzde birçok marka internette var olmak istese ya da istemese de aslında var. Çünkü siz deneyimini yaşadığınız bir su markası olabilir, bir cep telefonu markası olabilir. Bununla ilgili deneyimlerinizi zaten internette paylaşıyor ve aktarıyorsunuz. Ve marka bundan ne kadar bağımsız olarak kendini görse de aslında belinden bağlı internete. Ve bizim kurduğumuz topluluk da Sony'yi bu nedenle
birebir ilgilendiriyordu. İnternetin gücü değil mi? Ha, internet. Ortaya peki, çıkıyor işte. Burada o zaman hani hep benim de müşteriler de sordukları, danışman olarak bana sorarken önemli sorulardan bir tanesi, her firma ya da marka sosyal ağlarda olabilir mi? Ya da olacaksa da ne durumda olmalı? Biraz bunlardan deneyimlerinizi paylaşarak. Tabii ki. Yani biraz önce söylediğimiz cümle aslında marka internette kurumsal olarak var olsa da olmasa da son kullanıcılar o markayı internette var ediyorlar. Ama marka kurumsal olarak internette kendi varlığını hayata geçirmeli mi diye sorduğumuzda pasif ve aktif olarak konu ikiye ayrılıyor. Pasif bir şekilde yer almasını şu anlam ifade ediyor. Marka kullanıcılarını takip ediyor, yaşanan problemleri çözmeye dayalı hareketlerde bulunuyor. Ama hiçbir zaman ortalıklarda sürekli markanın aksiyonlarını göremiyorsunuz. Diğer bir tarafta da sürekli markanın organizasyonlarının, aktivitelerinin olduğu bir taraf var. Yani burada konu ikiye ayrılıyor. Evet, var olmalı ama bunu pasif bir şekilde mi yoksa aktif bir şekilde mi yapmalı? Önemli olan nokta bu. Yerine göre mi, ürüne göre mi değişiyor? Hem ürüne hem de verdiği hizmete göre. Eğer siz milyonlarca insana hitap ediyorsanız burada çok büyük aksiyonlar almanız başınıza dert açabilir. Çünkü kontrolsüz ve ipin ucu kaçtığı zaman pozitif yaklaştığınız bir şey aslında sizi bir anda negatife çekebiliyor. Evet, yani burada o zaman ben biraz da şunu anlıyorum. Demek ki markalar sosyal ağlarda kendileri nasıl konumlandıracağını önceden çok iyi belirleme, bunun stratejilerini hazırlıyor olmaları gerek. Bir de pasif olacaklarsa bile belirli durumlarda aktif olacaklarında ne yaptıklarını, ne yapacaklarını planlıyor olmaları gerek. Kesinlikle. Hatta buna bir yol haritası çıkarmaları, bu yol haritası üzerine günlerce belki haftalarca kurumsal iletişim, pazarlama departmanı, hatta reklam ajanslarıyla bile bir masaya oturup birlikte yol almaları gerekiyor ki şu an bizim çalıştığımız birçok markada işin organizasyon ajansından tutun da reklam ajansına kadar, hatta PR ajansına kadar birlikte masaya oturup planlamasını yapıyoruz. Peki sosyal ağlarda tamam, pazarlama kısmına tekrar dönersek herkes günümüzde de çok iyi bilinen Facebook'ta hani bir şeyler yapıyor. Olay sadece Facebook mu? Yani başka neler yapılması lazım? Facebook'ta pazarlama sosyal ağ pazarlama mı sadece? Facebook eşittir sosyal medya diyemeyiz. Ya da son zamanlarda sizin de içinde bulunduğunuz Aytaç Bey, Friendfeed ya da Twitter sadece sosyal medyanın bir parçası. Evet, Facebook çok büyük. Yani 20 milyondan fazla Türk üyenin olduğu bir platformdan, bir sosyal ağdan bahsediyoruz ama işe çok geniş bir çerçevede baktığınızda işin içerisine onlarca sosyal ağ platformu giriyor. Bunlardan örnek vermek gerekirse belki şu an ülkemizde kapalı ama YouTube bile bunun için çok önemli bir kanal. Evet. Veya Dailymotion video kanalları veya Picasa veya resim Flickr kanalı gibi resim kanalları. Bu kanalları birbirine bağlayarak aslında bir markayı internette konumlandırmak çok daha doğru. Tek bir kanal ya da bir iki tane kanalda kısır döngüye sokmaktansa geniş yayılmış bir politikayla bir yol izlemek markaya çok daha internet ve dijital ortamda değer katıyor. Peki şimdi Facebook'ta tabii kullandığımız zaman belli sürede çok fazla kullanıcı olmaya başlıyor. O zaman daha böyle niş alanlara yayılacak mı gelecekte sosyal ağlar? Nasıl olacak? Evet, aslında çok güzel bir soru. Ben şuna inanıyorum. Gelecekte her marka aslında kendi müşterisine hitap eden, kendi kullanıcılarını bir araya getiren niş sosyal ağlar yaratmaya başlayacak. Ve bu yarattıkları ağlardan müşterilerine kampanyalar, çok özel imkanlar tanıyacak. Buradaki önemli olan kendi müşterisine hizmet üretebilen kendi network'ünü yaratması. O zaman ben buradan kampanya dediğiniz ve bloggerlarla bu kampanyalar nasıl olmalı? Biraz da bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Bloggerlar sosyal ağların, sosyal medyanın çok önemli ayaklarından bir tanesi. Burada da yeni medya dediğimizde şu anki gazetelerin köşe yazarlarının yerini bloggerlar almaya başladı. Çünkü bloggerlar yazdıklarıyla, yazacaklarıyla, kişisel düşünceleriyle çok önem arz ediyorlar ve bu önemi de
hem markaya hem de onların takipçilerine hissettiriyorlar. Belli bir kitle onları takip eder hale geliyor. Evet, binlerce, hatta tanıdığımız birçok bloggeri yüz binlerce insan takip ediyor. Ve bu yüz binleri parantez içine aldığımızda hem markalar için hem de sosyal medyanın geleceği için bloggerlar çok önemli bir faz. Ve bu fazı hem etik açıdan gelecekte değerlendirmek, ilkelerini oluşturmak ve bu ilkeleri gelecekte bizim yararımıza kullanacak şekilde yapılandırmak çok önemli. Peki, yani buradan artık ben şunu anlıyorum Ercüment Bey, bu sosyal ağda hani yer almak çok önemli ve hani doğru stratejilerle firmaların yer alması önemli. O zaman teşekkür ederim artık. Biz de size teşekkür edelim bu buluşmayı sağladığınız için ve aktardığınız bilgiler için. İnternet Pazarlama Danışmanı Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aytaç Mescici her zaman olduğu gibi konuğumuzdu. Ve bizi Hayal Akademisi kurucu ortağı ve sosyal medya iletişim danışmanı Ercüment Büyükşener'le buluşturdu. Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükşener. Ben teşekkür ederim. Sayın Mescici. Sağ olun, teşekkürler. Yine birlikte olacağız.